İstanbul'dan güzel bir gün veya gece veya İstanbul'dan güzel bir gece veya gün diliyoruz değerli izleyicilerimiz. Bir diğer Mod Session serisi yine özel konuklarımızla stüdyodayız. Feza grubu. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Soldan sayalım. Cem Bey, Şakir Bey, Aylin Hanım, Mehmet Bey. Tabii ki Şakir Bey ve Mehmet Bey biraz daha kıdemli Feza. Öncelikle herkesin kafasında tabii Feza'nın anlamına dair bir fikir vardır. Tam olarak Feza'yı Feza'ya soralım. Tam Feza ne demek Şakir? İşte göğün ötesi, uzay falan böyle bir sonsuzluk gibi manalara gelen kelime. Tamamen yeni bir ekiple karşı karşıyayız. Yaklaşık 2 sene önce Feza bir albüm yayınlamıştı, Kobro. Burada bir üçlü durumu vardı. Şimdi yeni müzisyen arkadaşlar ve bir kuartet durumunu görüyoruz. Bu süreçte nasıl o halden bu hale gelindi? Biraz aslında istersen ondan bahset. Hatta bu soruyu Şakir ve Mehmet'e de tabii sormak istiyorum. Yani evet, dediğin gibi 3 kişiydik. Arda vardı bir de. Yani şu an yaptığımızdan çok daha farklı formatta albümdü. Bu arada albümü de Cem kaydetti. Cem'le daha önce kayıt yaptık ama müzik evet, de yapmış. Benim de Feza ile tanışmam o çalışmayla oldu. Birlikte çalışma fırsatı buldum. Yani biliyor daha önceki müziği ama biz zaten Cem dahil olmadan önce 2 kişi mi acaba? Eğer 2 kişi ise zaten eski parçalar 2 kişi olmaz. O yüzden yeni bir şeyler yapalım diye baştan öyle girişmiştik. Sonra ilahi bir şekilde Cem ile 3 kişi olup Aylin'le de bu projede işte konsept dahilinde böyle bir olaya giriştik. O zaman 3. Feza Cem, 4. Feza Aylin şeklinde böyle bir durum oluştu diyebiliyoruz. Diyebiliriz. Nereden çıktı Cem peki? Cem bizim aynı gün ikimizin de olan acaba Cem olsa çok şahane olmaz mı? Bambaşka bir format konuşmaları geçtikten sonra hani yeni bir şey yapacağız madem. O aynı sırada telefon çalar. Hani, peki bu işte formata dair herhalde bir takım fikirler de tabii vardı da Cem'e uygun buldunuz diye düşünüyorum. Vardı fikirler tabii. Cem'e göre şekillendi de bir yandan. Başka bir şeye de dönüşebilirdi ama zaten onunla müzik yapmak ikimizin de hayali bir şeydi. O yüzden böyle bir ortam oluştu. Cem dedik aynı anda ikimiz de. Cem'i aradık, o da okey dedi. İkiletmeden herhalde Cem sen dedin mi? Bu güzel insanlarla bu fırsatı kaçırmak istemedin. Yo, olur mu? Yani Ya burada olduğuna göre zaten böyle. Yo, çok hani keyifli bir şey zaten. Hani hem öyle bir teklif almak çok güzel bir şey. Hem de hemen ben de hani gelip dinlemek istiyorum dedim. Birlikte çalarlarken işte ben de dayanamayıp elime gitar alıp hani başladım zaten onlara katılmaya ufak ufak. Aslında çok da uzun bir zaman değil çalıştığımız erken süre, bir aşamasında Cem'i aradık. O yüzden neredeyse hani kısa bir süredir bir aradayız aslında. Ama ben de hani daha önceden hem işte Feza ile ilgili çalışmalarını biliyorum hem de Kes ve Helak'la yine aynı şekilde hem Şakir'le hem de Mehmet'le çalışmıştık daha önceden. Dolayısıyla onların müzikal fikirlerini, tavırlarını ve düşüncelerini tanıyordum. Ve çok heyecan duydum doğrusu. Hani denemek isterim diye hani hemen sevinçle. Ama tabii ben de merak ediyordum doğrusu hani nasıl bir şey olur. Çünkü ne kadar değişik düşünebildiklerine 2 arkadaşım da şahidim. Tabii sonra Aylin'le devam etti. Yine metinler ve sözlerle anlatım olarak. Ama kısa sürede hani bize keyif veren bir çalışma oldu umarım. Tabii ne kadar başlangıçta onların kafalarındaki sound'a geldik veya ben ister istemez nasıl başka bir yöne çektim. Şu an en azından Şakir Bey'e soralım istiyorsan Cem bunu. Evet, aslında mesela onu konuşmak hani bu daha yeni başladığı için çok daha başka yerlere de evrilebilir. İlk denemelerimiz sayılır aslında. Yani zaten bir takım majör değişiklikler oldu. Ben gitar çalıyordum Feza'da önceden. Böyle bir anda bas çalmak istedim canım. Ondan sonra bas yazmaya başladım, bas riffleri. Mehmet'te de birkaç bir şey vardı. O da bas bir şeyler yazmış.
onları birleştirirken işte Mehmet'in dediği gibi böyle ikimizin aynı anda Cem geldi aklımıza. Böyle başladık yani gitarla ilgili hiçbir şey düşünmek istemedim açıkçası. Zaten kendisi kahraman olduğu için. Peki ama yine de önceden gitarist olmanın getirisi ne basa geçtikten sonra veya yansıması nasıl oluyor? Gitar gibi çalıyorum bası. Doğal olarak. Ya tam bir basçıyım diyemem aslında, öyle bir şekilde çalıyoruz. Biliyorum bas gitar ben. Olduğu unutuluyor bazen ya, bas deniyor kısaca, aslında bas gitar. Aylin Hanım'a dönmek istiyorum. Şimdi hanginizin arkadaşı Aylin Hanım ve nasıl bu ekibe kendisi dahil oldu acaba? Tanıyabilir miyiz sizi? Ben Şakir sayesinde buradayım yani, öyle tanımıyordum. Önceden. Evet. Yeni tanıştık arkadaşı, yeni tanıştık evet. Gibi bir şey. Provalarda, ne kadar yeni diyebilir miyiz? Çok yeni. Provalarda tanıştık yani, birlikte. Birkaç gün önce falan. Hayır o kadar. Birkaç gün önce. Birkaç gün önce. Evet. Mon Station serisinde tabii güzel ve eksantrik bir durum bu. Biraz izleyicilerimizin neyle karşılaşacağını anlatmanızı, hafif tarif etmenizi rica edeceğim. Sonuçta enstrümanlar belli. Nasıl bir tür altına sokabilirsiniz? Feza'nın yeni halini, spoken word vesaire gibi böyle biraz tarif etseniz. Ona göre de bir belki bir hazırlık yapmak isterler seyredecek olanlar. Aslında bunu metin üzerinden cevaplasak, hani nasıl bir şey yaptığımızı. Şimdi sizin ama bir ana fikriniz vardı sonuç olarak, o pire konusu mesela. Evet. Ya evet, şey bu riffleri toparlarken öyle. Aslında şöyle oldu. Bir konsept belirleyip, öyle toparlayalım dedik Mehmet'le. Böyle aklımızda konakçı, pire ile alakalı onun sembolik anlamlarıyla böyle bir konsept toparlayıp öyle derli toplu bir şey yapalım diye düşünüyorduk. Şöyle bir şey oldu. Bir parçanın üzerine böyle bir konuşma mı koysak falan gibi bir fikir doğdu. Ondan sonra benim aklıma Aylin geldi. Almanca'nın tınısını çok sevdiğim için öyle bir şey olsun dedik. Sadece Almanca duymak için aslında. Aylin'in de Almanca bildiğini biliyordum. Bir şekilde ona böyle bir konseptten bahsettim, böyle bir fikirden. Sonra kendisi birkaç gün sonra işte böyle bir kitap var biliyor musun? Hani böyle bir masal yazılmış 1820'lerde. Acaba bundan birkaç bir şey kullanalım mı falan gibi. Sonra bunu bütün parçalara yaymak istedik. Bütün masalı anlatalım bir şekilde müzikle beraber. Fantastik bir masal anlatılıyor diye düşününce o zaman bizim yaptığımız çok değişik uçtaki şeyler belli bir şeye oturabiliyor. Yoksa bazen çok hani mantık dışı geçişler gösterebiliyoruz çünkü evet. Belli yerlerde veya bölümlerin düzenlenmesinde, araya sessizliğin konulmasında biraz hani formla da oynuyoruz sanırım. O yüzden türden çok şu an daha fikirler de yeni olduğu için biz de aslında onu tanımlayacak fırsatı bile bulamadık. Buna yakın bir uygulama peki aslında. Daha önce var mıydı geçmişinizde? Buna yakın bir uygulama, yani en azından biraz olsun kesişim kümesi olan bu yapılan da. Vardır illaki hayatta ama biz hayır, bir sizin, örnek üzerinden sizin yaptıklarınızla gitmedik. İlgili söylüyorum. Yok. Yoksa bu tamamen böyle bir dışa vurma ilk girişimi. Toplu bir şekilde zaten ilk giriş de. Benim adıma daha ifadeci bir tarzda çalmak konusunda diyeyim. Çünkü yani o tip belli başlı sözcükler üzerine bazı şeyleri aslında oynamaya çalıştım ki çok genellikle benim gitarımdan öyle tınılar duymaya belki çok alışık değil insanlar ama benim için de o anlamda yeni bir şey olduğu için mesela onu bir şey olarak söyleyebilirim, bir özellik olarak söyleyebilirim o kısmı. Acaba bir başlasa mı Feza madem öyle? Değerli izleyicilerimiz Mod Sessions'da huzurlarınızda şimdi dörtlü haliyle Feza 2020.
auch zu können, zu verwandeln. George Pepusch. Die beiden bekennen sich schon vom Adress, den Peregrinus auf seiner Reise einen längeren Halt hat gemacht. Es stellt sich heraus, dass der Geheime Hofrat Knarpanti im Auftrag vom Fürst nach einer entführten Prinzessin sucht, die die Verhaftung von Peregrinus verantwortlich ist. Knarpanti hat von einem Gerücht gehört, dass an Weihnachtsabend eine vornehme Frau entführt ist worden. Auch wenn niemand weiss, um wen es sich handelt, setzt der Knarpanti an Peregrinus Tiss seine Verhaftung durch. Er behauptet, dass sie erst der Verbrecher ausgemittelt ist, indem der Verbrecher ihn hinfingen und außerdem haben die zwei gesagt, dass der Peregrinus eine junge Frau in sein Haus hineingetragen hat. Peregrinus erzählt an Pepusch daheim alles, was passiert ist. Nach Mannheim und Venus bringt Peregrinus Tiss freigelassen. Er behauptet, dass der Pepusch auch freigelassen hat.
Zeit später treffen Pekusch in der Schwanburgi. Röhrneck und Schwanbdang nehmen ihre Fernbläser und streiten im Flur vom Haus. Peregrinus geht auf in seine Wohnung und dort kündigt er dort ihre Liebe an. Sie will ja, dass der Peregrinus der Flohmeister ausliefert. Und in dem Moment kommt Pekusch ins Zimmer, und die Prinzessin geht in die Ohnmacht. Und der Pekusch trägt sie davon und wieder einfach davon. Prinzessin ins Bett legt und setzt sich davon.
Frankfurt, kann man zwei seltsame Gestalten bewundern. Rechnet sich durch die Regeln, der Rang ist der Ballettmeister wegen der Rang. Eigentlich ändert sich sehr um mehr Brenz und Umgebnis zu retten. Das ist schon von der Zeit gefallen. Die Mädchen spielen eine wichtige Rolle in der Geschichte von Prinzessin Gamane. Daraufhin kommt der Schwamm dann mit Dörtje hin. Schöbenhöck und Schwamm dann fährt er durch.